İnci yalnız mı? Hayır, amcası yanında. Adamı görünce zaten sinirlerim tepeme çıkıyor. O yüzden kaçtım. Sakin ol. Az kaldı. Hepsi geçecek bunların. Birazdan tarihi bir olaya tanık olacağız. Aynı anda 5 böbrek naklini her zaman göremezsin. Evet, inanılmaz bir şey gerçekten. Aşkım, telefonu neden kapalı? Şarjı mı bitti? Zenan. Zenan. Yine nereye kayboldun Zenan? Ne? Bu ameliyatı kaçıramazdım herhalde. Nazım da ilk kez hadi ameliyat olacak herhalde. Şşt. Dikkatimi dağıtıyorsun. Sanki ameliyatı o yapıyor. Renal arter ve ven yeterince uzun. İşte ben güzel bir böbrek diye buna derim. Hemen buza koyun ve koruyucu solüsyon vermeye başlayın. Tabii ya, başka nerede olabilirdin ki? Zenan, fazla abartmadın mı? Bu böbreği Safos'a İlyaka'ya takma şerefini size veriyorum Ahmet Bey. Bana mı? Hı. Sağ olun hocam. Ekartör lütfen. Hı hı, güzel. Klemp. Ufak bir ürün fışkırması hocam. Evet. Demek ki işimizi düzgün yapmışız. Hadi, seni bekliyoruz Duygu. Bu inanılmaz bir şey. Böbrekle yürüyorum. Beş saniye kuralı, beş saniye kuralı. Çabuk olun. Ne olacak şimdi? Ah Duygu, ne yaptın? Düşürdüm. İnanamıyorum, resmen böbreği düşürdüm. Ne yapıyorlar? Böbreği buza koyuyorlar. Başka bir buz ve başka bir bağ gerekecek. Ben getiririm. Hayır! Sen hiçbir şeye dokunmayacaksın. Ben hallederim Fikret Hanım. Biri böbreği yere mi düşürdü? Şimdiye kadar yeterli perfüzyona bağlı pembeleşmiş olması gerekiyordu. Damardaki kanı alıyor. Arka tarafı tekrar kontrol edelim. Monte lütfen. Ufak bir pembeleşme görüyorum galiba. Hadi. Hadi pembeleş. Hadi. Hadi pembeleş.
Evet, oluyor. Her şey yolunda görünüyor. Böbreğimiz kanlanıyor ve yaşıyor. İnşallah hastada bir komplikasyon gelişmez. Neyse ki böbreği kurtardılar yani. Duygu kendini çok kötü hissediyordur herhalde. Kızdaki şansa bak. Bu hepimizin başına gelebilecek bir kazaydı. 5 tane ölü böbrek var. Niye hatıra olarak alamıyoruz anlamıyorum ki. Sorma ya. Fikret Hanım'ın Gestapo'lu tuttu yine. Olsun. Yine de sizdeki şans kimsede yok. Neden bana böyle bir vakı rastlamadı hiç? Niye bu kadar talihsizim ben ya? Sen bir talihsizsin. Ben böbreği yere düşürdüm. Takma Duygu. Olur öyle şeyler. Demek olur öyle şeyler ha? Sakarlıkta üstünüze yok Duygu Hanım. Dua edin de hastada herhangi bir sorun yaşanmasın. Ahmet Duygu benimle gelin. Güney benle gel. Duygu. Senin de gitmen gerekiyor biliyorsun hadi. Ben korkuyorum. Ya böbreğini düşürdüğüm hastaya bir şey olduysa? Belki de o değildir. Duygu lütfen topla kendini. Hadi. Çekilin. Kalp tepatımı 120. 1,5 saattir idrar çıkışı yok. Damar anastomoz yerinde darlık, kaçak ya da lenfosel gelişmiş olabilir. Hemen sıvılarını açın. Ahmet, böbrek fonksiyon testlerini iste. Perkutan drenaj için de hazırlık yap. Duygu, renkli Doppler iste. Ayrıca üroloji kliniğinden de konsültasyon iste. Hastanın kanaması mı var? Doppler sonuçlarını görmeden kesin bir şey söyleyemem. Aykut, oğlum nerede? Merak etmeyin, o iyi. Şimdi odasında. Siz kendinizi yormayın lütfen. Midem kazınıyor doktor. 1 saat önce yemek istedim hala gelmedi. Siz hastalarınızı hep böyle aç mı bırakırsınız? Babanda bir komplikasyon gelişti. Komplikasyon mu? O ne demek? Neyi var babamın? Yani ameliyattan sonra gelişen bir sorun. Şu anda tam olarak bilemiyoruz. Kesin konuşmak için test sonuçlarını bekliyoruz. Ama bir şeylerin ters gittiği kesin. Yani? Bu senin için gerçekten önemli mi bilmiyorum ama baban her an ölebilir. Benden ne yapmamı istiyorsun? Baban kendine gelir gelmez seni sordu. Onu umursamıyormuş gibi görünüyorsun ama gerçeğin böyle olmadığını ikimiz de biliyoruz. Babanın seni onu sevdiğini, onu önemsediğini duyma ihtiyacı var. Tabii hayatının geri kalanında vicdan azabıyla kıvranmaya razıysan kendini hiç yorma. İyi düşün Aykut. Gerçekten böyle yaşamak ister misin ha? Eğer cevabın hayırsa elini çabuk tutsan iyi olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.